İşte bu hep oluyor. Bir an geliyor ve ben kendimi uçurumun kenarında buluyorum. Bunu ilk kez yaşadığımda 11 yaşındaydım. Bir su mimoza, soğuk bir Şubat sabahı taşındı bizim sokağa. Kısa zamanda arkadaş olduk. Birsu'nun ikiz kardeşi Katra ile tanışmamız ise aynı güne denk geldi. Daha doğrusu karşılaşmamız. 2,5 sene karşı evlerde oturduk. Birsu'nun annesinin kaza yaptığı ve babamın işlerinin kötüleştiği yaz tatiline kadar. Sonra biz mahalleden taşındık. Yosunlar, karıncalay veya mezarlıklardan yol bulabiliriz. Ağaçların yosunu tarafı kuzeye gösterir. Biz denize dışa çıkacağız. Yazı bitsin, beraber çıkarız. Daha o günlerde bir şeyi çok iyi anladım. Bir suya giden her yolda Katra ile karşılaşacağım. Hadi orman yolundan gidelim. Kim önce çıkışa ulaşırsa o kazanır. Ben hayatta girmem o yola. Ve bir an geldi, ben korktum. Hiçbir şey yapamadım. Hadi sen öne duruyorsun! Bu sana önümüzdeki 10 yıl boyunca son yardım. O gün korktum. Bugün korkmuyorum. Her uçurum aslında yeni bir başlangıç demek. Ama hikayenin orasına henüz gelmedik. Çok beklettin mi? Ya 45 dakika falan ama yani ne önemi var? Neyse ben planı yaptım, şimdi okula geçiyorum. Sonra Savaş'ta son dersi kırıp eve gideceğiz. Sonra ben hazırlanıp akşam seni almaya geliyorum. Deniz ben... Ya Egemen haftalardır hazırlanıyor bu partiye. Var ya yılın doğum günü olacak ya. Ya babası yazlık evini açmış bak. Evde deve kuşu bile var diyorlar ha, deve kuşu. Savaş'ta ne konuştuk biliyor musun? Akşam partiden sonra okulda kalalım diyoruz. Ya bekçiyi zaten kafaladık, kapıyı açacak bize. Spor salonunda falan uyuruz. Yani sıkıntı yok. Ben gelemiyorum. Nasıl ya? Nasıl? Ya davetli falan mı değilsin? Şey yaparız onu, ya benim misafirimmiş gibi şey yaparız. Ya zaten herkes tanıyor seni, bir sürü parti... Ya beni saçmalamaz mısın lütfen? Ben partiye tabii ki davetliyim. Sorun babam. Baban mı? Sadece Katra'da gelirse gitmeme izin veriyormuş. Katra ne alaka ya? Seninle ne ilgisi var Katri'nin ya? Onu demeye çalışıyorum. Ya zaten Katri Egemen'in partisine gelmez yani. Gelmez. Gelmez. Ben babama anlattım. Bak dedim, bu sıradan bir parti değil. Okulun geleneği gibi bir şey. Benim bu partiye gitmem gerekiyor dedim. Dinlemedi. Ben de koşuya gidiyorum diye evden çıktım. Bak bakayım sen bana. Ya senin suratın buluştu kankan partiye gelemiyor diye. Neyse, ben sormadan koşmaya devam edeyim artık. Ya ben bırakırdım seni eve gidiyorsan. Yok gerek yok, daha 5 kilometre koşacağım zaten. Sonra konuşuruz olur mu tatlım? Hadi görüşürüz. Ya nasıl gelemiyorsun ya? Yılın son partisi mi?
Yılın partisi ve biz olmayacağız kardeşim. Neden? Çünkü Birsun'un babası tek başına gitmesine izin vermiyor. Katri'yi başına çoban yapmak istiyor. Sen yine babanın arabasını mı kaçırdın? Kaçırmadım, ödünç aldım. Aslında yanılıyorsun. Hangi konuda? Birçok konuda. Birincisi biz olmayacağız diye bir şey yok. Ben zaten gitmeye öyle çok hevesli değilim. Mecburen gidiyorum. Sabahtan beri hasta gibi hissediyorum kendimi. E sen de davetli değilsin. Benim davetlim olarak geleceksin. Yani senin için çok bir şey değişmiyor demek. Ya ben onu mu diyorum? Atın oğlu. Biz derken Birsu ve benden bahsediyorum ya. Ya bak gece okulda kalacağız diyoruz. Bakmışsın Birsu da gelmiş. Bakmışsın ikna etmişiz. İki üç kız daha gelmiş. Ya gece olacakları sen düşün ya. Ya akşam bütün 12. sınıflar davetli bir ben değilim kardeşim. Peki benim umurumda mı? Hayır. Çünkü benim tek derdim bu gece Birsu'yu orada görebilmek. Ben bu gece açılıyorum ya. Savaş ya da sıvış kardeşim. Sabah parkın orada 6,5 dakika konuştuk. Nasıl böyle melül melül gözümün içine bakıyor çiçeğim benim ya. Bu kız bir partiye gelecek ve sen çok mutlu olacaksın öyle mi? Vallahi bence bir an önce açıl kardeşim. Çünkü dönem bitiyor, sonra sınavlar falan, hiç kimse okula gelmeyecek. Ya ben de ona diyorum ya Savaş, okul bitiyor oğlum. Ya inanılmaz sıkıcı bir lise hayatımız oldu ya. Ya senede BGM'nin partisi var, ona da gelmeye gönüllü değilim çekiyorsun ya. Ya bir dakika, bir dakika ya. 10 yıl sonra bugünlerimizi düşündüğümde ne diyeceğim biliyor musun kardeşim? Lise hayatım boyunca inanılmaz güzel diziler izledim ya. Yerli, yabancı, başka da bir bok yemedim diyeceğim. Tamam mı Savaş? Ne yapmayı planlıyorsun peki? Katri'yi partiye davet edecek birini mi bulacağız? Doğru. Egemen hayatta davet etmemiştir. Herhalde etmemiştir oğlum, beni bile etmedi. Ya Birsu okulun en tatlı kızıyken kardeşiyle yüz yüze bile gelmeye korkuyoruz ya, ben anlamıyorum arkadaş. Katri'yi partiye ben davet etmeyeceğim. Eğer bu muhabbet bir şekilde oraya gidiyorsa baştan... Savaş ne olursun ya. Ya sanki sen davet etsen gelecek. Farklı biri olmalı oğlum, tanımadığı biri olmalı. Kız bizden nefret ediyor. Kimden nefret etmiyor ki? Gerçekçi olalım. Bizim okulda hiç kimse Katri'yi bir partiye falan davet etmek istemez. Bırak partiyi, kimse Katri'yle 5 dakika takılmak bile istemez. Çok şanslısın. Bütün dileğin gerçekleşecek. Ben bir dilek tutmadım ki. Tutmuşsun ya. Hayır, tutmadım. Ben yalan mı söylüyorum? Ablacığım bilemeyeceğim, ben dilek falan tutmadım. O zaman çok üzgünüm. Hiçbir dileğin gerçekleşmeyecek. Birsu, tatlım. Ben haftaya yine geleceğim. Hadi bana eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Kardeşim niye aksi davrandın kadına? Ne aksisi ya? Dilek falan tutmadım. Kızım bu falcı falan değil, ben söyleyeyim sana. Ama neyse boş ver canım. Böceği mi? Böceğin? Hayırdır söyle bakayım, sen ne isteyeceksin? Akşam diyorum. Yani bir işin falan yoksa. Birlikte Egemen partisine gidelim mi? Aa dur tahmin edeyim. Babam ben gelmezsem senin gitmene izin vermiyor değil mi? Geçen sene kredini tükettin güzelim. Babamla konuş bana oyuncağını hadi. Sana kim oynasın be beter böcek. Birsucuğum. Geçen sene yaşananları bir hatırla istersen. O yüzden bu yıl cezalısın. Tek başına gidemezsin o partiye. Katre gelecek olsa başa engel çıkarmayacak mısın yani? Sen bana güvenmiyorsun. Kızım güvenle ne alakası var bunun? Cezalısın diyorum. Ha, güveniyorsun yani. Ayrıca başka bir engel falan da çıkartmazdım. Ben bir söz verirsem tutarım. Ya dersiniz yok mu sizin? İlk ders boş baba. Mert'i sil, manda kasa. Aytekin'i de sil, kız arkadaşı çok kıskanç. Ya Mert manda kasaysa sana ne ya? Allah. Zaten sile sile kimse kalmadı ki listede ya. Neyse. İşte bütün potansiyel enişte adaylarımız bu. Dah. Yani nerede buluruz bunları? Bunların okçuluk dersi kaçtı. Onu bilmiyorum ama Kasım'ı sabah gördüm. Buralardadır. Gerçi bizim okuldan sonra konuşmak için vaktimiz yok. Çünkü parti için yemek almaya gideceğiz. Neyim? Mahmut'a çorba, sebze graten, kapalı ayran. Catering şirketinden 75 tane hazır menü alacağız. Egemen rica etti. 6.000 lira da para verdi. Bu zarfta 6.000 lira mı var? Evet. Egemen önce sana mı verdi? Evet. Peki ne dedi? Kardeşim kaç haftadır bu parti için hazırlanıyorum. Ya yemeği son güne bırakmışım. Diyorum ki sen alsan. Çok işsiz görünüyorsun. Hı? Tam olarak öyle söylemedi.
Bak Ketrin şekilde senin evine çok yakın. Okuldan sonra uğrayıp alırsın Deniz'le, tamam mı? Deniz'le dememişti şimdi, beni partiye bile davet etmedi sonuçta yani. Deniz'le demedi, onu ben ekledim. Ama fena mı olur birlikte gitsek? Hem o kadar plastik tabağı ben nasıl taşıyacağım tek başıma? Plastik tabak. Savaş, bilemiyorum Savaş. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ufak bir organizasyon işimiz vardı da. O zarftaki ne? Ders notlarım. Yani derste yazdığım önemsiz şeyler. Ha. Ünlü filozofların sözleri falan. Bu tahta okul duyuruları için. Bu okulda yapılacak etkinlikleri mi sabote ediyorsunuz? Hayır. Git şu tahtayı temizle. Bununla temizlenmez. En iyisi sağ yana almasın. Sağ yana ile seçsin değil mi? Evet, öyle yapsın. Güzel sağ olur. Yana alma. Gel. Oh, çok güzel. Ay, evet, bunu çok sevdim. Aynen. Yalnız bir şey söyleyeyim, ne korktun adamlardan. Hadi lan! Yalnız bıraktın zaten beni. Sıvıştın gittin yine. Şimdi şuradaydım ya. Ya alt tarafı bir doğum günü. Çok abartıyorsun. Kızım, Gülsü'yü tanımıyorsun sanki. Abartacak, sabaha kadar gelmeyecek. Ay çok merak ediyorum, acaba ben ne zaman bir şeyi abarttım sabaha kadar gelmedim? Geçen sene Egemen'in doğum gününde. Evet. Gülsü, sen bu internet şifresini mi değiştirdin? Evet, bir tanem değiştirdim. Biricik kardeşimin ismini yapayım dedim. Yetersiz karakter dedi. O tipik. Marla Singer. Ha, ayrıca geçen baharda güzel sanatlar tanıtımına gittin. Gece geleceğim dedin, gelmedin. İzmir'deydi çünkü tanıtımlar. Ve sen tüm akşam bana mesaj attın. Kaçta geliyorsun kızım? Bu akşam geri dönüyorsun değil mi diye kafamın etini yedin. Ya ben baştan gitmeni istemedim ki. Rehberlik öğretmenim gitmemi istedi ama. Bir hafta oryantasyon yaptık okulda kim hangi mesleğe daha uygun diye. Ve bana her seferinde hangi meslek çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Benim sanatçı bir ruhum varmış. Çok iyi dans ediyor mu? Bu mudur yani? Bir meslek seçmek için yeterli mi bu sizce? Bence herkes istediği bölümü okumalı. Yani herkese hitap eden meslek başka. Teşekkürler. Allah Allah. Şu anda benimle mi konuşuyorsunuz? Bütün bunları bana mı söylüyorsunuz? Evet. Bir YouTube okuması için yönlendirmeyi bırak diyorum. Bak ne diyor? Bir hafta oryantasyon yaptık diyor. Peki başka biri onu yönlendirmiş sayılmıyor mu? Yine başladık. Yusuf. Kızım. Kahvaltı yapacağız. Kapat şunu. Acele etmemiz lazım. Derse geç kalıyoruz. Ha, ben bugün evden çalışacağım. Dışarı çıkmam kızım. Bizi okula bırakır mısın? Ben bisikletle giderim. Fırsatçı. Senin de bacakların çarpık. Yeter! Saçma sapan bir doğum günü partisini uzattıkça uzattınız ya. Sadece bir tek kural koydum. Beraber gitmenizi istiyorum diye. Ben kötü babam oldum şimdi. Şimdi temizleyin burayı. İkiniz de. Ya partiye davet edeceksin oğlum, işte sen de sap gitmemiş olacaksın. Kesinlikle olmaz abi. Katrin'in karşısına çıkacağım. Partiye davet edeceğim. Bütün hakaretlerine, terslemelerine maruz kalacağım. Hadi diyelim bir kabul et. Ne için? Yani bütün bunlar ne için? Ya arkadaşlar, ne diyorsunuz siz? Ben Katrin'i partiye davet edeceğim. Öyle mi? Ders çalışsam olur, sınav hazırlık olur. Katrin'le ben partiye neden gideyim? Siz kar tatil yapmak isteseniz Dubai'ye mi gidersiniz? Cidden bunu mu layık gördünüz bana? Okulun en aksi kızını, Egemen'e davet edecek kişi ben mi olmalıyım sizce? Hayır, Dubai harika bir yer ama kar tatili değil. Konumuz da bu değil. Evet. Benimle kimler o partiye gitmek istiyor? Haberiniz var mı sizin? Gelmişsiniz Katri diyorsunuz. Ha. Hem de ben davet edeceğim. Henüz bozulmamış bulunduğu bir özgürlük ve eşitlik durumu söz konusudur. Rousseau'ya göre insanlar doğal eğilimlerine göre mutlu yaşarlar. Ancak bu durumu bozan ve
uygarlık sürecine götüren bir durum söz konusudur. Mülkiyet. Arkadaşlar, aramızdan bir arkadaşımız ödevini vermemiş. Bu arkadaşımız Deniz Mercan. Evet hocam, teslim etmedim çünkü yapmadım. Yani bütün bir lise hayatını anlatan bir şey bana saçma geldi. Yani nasıl sığdıralım ki bir kağıda onca seneyi? Gel. Gel Ferman. Ferman okulumuzun yeni öğrencisi. Dönemin son iki haftasında bizimle birlikte olacak. İki hafta için neden geldin? Yoksa okuldan mı atıldın ha? Adını vermek istemediğimiz eski okulunda. Yıldırım Anadolu Lisesi. Ufak tefek sorunlar yaşamış. Edebiyat hocasıyla tartıştım. Bitmiş olay, artık çok uzatmayalım. Elimle yanaklarından tutup kafasını mermere sürttüm. Beyaz traverten. Okul basamaklarını ondan kullanmışlar. Ben bilmiyorum tabii mermer olduğunu. Neyse. Elemanı hastaneye kaldırdılar. Beni de disipline. Ferman, sen böyle otur. Deniz, ödevini vermezsen zayıf alırsın. Tamam hocam, ben de. Ve zil çaldı. Ara sıra oluyor böyle şeyler. Ara sıra oluyor. İşte bu. Adamımız Ferman. Saçmalama oğlum, herifi görmedim mi? Yürüyen suç makinesine benziyor. Ayrıca partiye de davetli değil. Ya zaten partiye bir sen davetlisin Savaş ya. Ya Birsun'u günü duruyor oğlum. Ferman'la Katre, Birsun'u misafirler edeceğiz, olacak bitecek. Bak ayrıca Katre bu tipten hoşlanabilir. Aykırılıklar birbirini çeker. Ve çocuklar Katre'yi tanımıyor. Ne var aklında? Bilmiyorum. Ya henüz bir şey yok. Ama bir şekilde Katre'yi tatlı bir kızmış gibi kakalamamız lazım çocuğa. Benim dersim ana binada. Benimki de bu tarafta. Bacakların çarpık değil. Biliyorum. Birsu, akşam partiye geliyorsun değil mi? Hayır, gelemiyorum. Ben de sana onu anlatacaktım. Daha teknik odaya gitmem lazım. Deniz mesaj atmış. Benimle bir şey konuşmak istiyormuş. Birsu, okulun en karanlık odasına çağırmış seni. Bak, o çocuğa okuldan beri güvenmiyorum. Ben de geleceğim. İyi, hadi gel. Ne haber? İyi. Deniz içeride seni bekliyor. Hadi girelim. Ben o iğrenç mikroplu yere hayatta girmem. İyi. Buradayım. Niye burada buluştuk? Ya, operasyon planını konuşacağız. Yerin kulağı var. O yüzden. Ya tamam da niye burada buluştuk? Ya bırak şimdi, tamam. Katre'yi partiye davet edecek adamı bulduk. İsmi Ferman. Ferman. Ferman kim ki? Okula yeni geldi. Kimseyi tanımıyor. Ya görsen, enerjisi nasıl yüksek bir çocuk. Ya bir şekilde Katre'yle karşılaşmalarını sağlayacağız ve Katre'yi partiye davet edecek. Yani benim isyankar beynikizim bunu asla yemez. Hadi acele edin, zil çaldı. Bu Savaş niye içeri girmiyor? Yani şöyle anlatayım. Küçükken bir hastalık geçirdi. Nasıl? Biz 11-12 yaşlarındayken Savaş'a Hodgkin teşhisi koydular. Bağışıklık sistemi çöktü. Haftalarca hastanede yattı. Bir sürü tedavi gördü. Tabii annesi çok üstüne düştü. 2 sene boyunca evden çıkarmadı çocuğu falan. Ama hastalığı yendi. Hiçbir şey kalmadı yani. Hastalık hastalığı hariç tabii. Yani şimdi soğuk havalarda dışarı çıkmaz. Böyle mikroplu yerlere girmez falan. Yani akşam partiye bile gitmek istemiyor. Partiye gelmeyecek mi? Tabii ki gelecek. Pirsu öyle dediğine bakma. Ya zaten bize özel davet geldi Egemen'den. Yani yemek işleri, catering, organizasyon falan, onlar hep bizde yani, öyle düşün. Bence Savaş garip biri. Gariplikle falan bir ilgisi yok ya. Yani hayatta herkesin bir olayı vardır. Mesela ben cesurum. Aklıma geleni söylerim. Sen güzelsin, herkes de aranıyor. Yani Savaş'ın da olayı o yani işte. Büyütülecek bir şey yok.
Sen Katri'yi ikna edebileceğine emin misin? Ya tabii ki edeceğim Birsu. Bak edemezsem ben de gitmem partiye. O kadar söylüyorum. Savaş ya da sıvış benim felsefem bu. Bunu biliyorsun. Akşam 8'de hazır oluyorsun. Seni almaya geliyorum. İyi tamam. Hadi sonra görüşürüz. Görüşürüz. Seni görmek de güzeldi Tuğçe. Anaokulundan beri gıcık oluyorum sana. Hadi çocuklar gösterdiğim gibi. Ne gösterdim size? Hocam. Dik duracaksınız. Dikkat edeceksiniz. Gülme oğlum gülme. Niye gözlükle derse giriyorsun? Hadi bakalım. Ben yapıyorum. İzliyorum seni de izliyorum zaten. Ferman derse katılamayacaksan da yüzünden maskeyi çıkar tamam mı? Hocam grip olmuşum da arkadaşları düşündüğümden çıkarmıyorum yani. Yalnız maske gripten korumaz yani bulaşacaksa her türlü bulaşacak. Hop şartlı refleks. Gözün her zaman açık olacak. Maske seni gripten korumaz bulaşacaksa yine bulaşır. İşte hocam havada damlacık enfeksiyonu var da aslında ondan koruyor. Yani öksürünce o maske mi koruyacak? Şartlı refleks. Tamam. Tamam hocam. Şartlı refleks tamam. Hadi bakalım ders etmiş mi çocuklar hadi. Hadi 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 sallanmayın. Hadi bakalım. Hadi bırakın topları. Bırakın topları. Sen de bırak. Okula çok özel bir günde geldin. Bu akşam parti var kardeşim. Bana ne? Tabii şimdi sen Egemen'i tanımadığın için böyle konuşuyorsun ama ya bizim okulun efsanelerindendir onun evinde yapılan partiler. Yani senede bir doğum günü partisi verir. Hadi ya. Senede iki kere olacak hali yok ki. Doğum günü yok. Bütün sene konuşulur. Yani bizim için çok çok özel bir şey bizim için ya. Ne kadar tatlı ya. Öyle. De. Maalesef bu sonuncusu. Yani çünkü dönem bitiyor. Sonra sınavlar başlayacak ve mezun olacağız falan. Ya Ferman. Ya bu akşamki partiye bir arkadaşımı davet etmeni isteyeceksin senden. Kim bu arkadaş? İsmi Katre. Yani çok eğlenceli biridir. Uyumludur bir kere. Kafa kızdır. Bana bak bok kafalı. İki saat sunum yaptım dinlemedin. Bir de gelmiş saçma sapan yorumlar yapıyorsun. Boş yapma Katre. Bana ne Rus'u sunumundan ya. Ayrıca ders haricinde seninle niye konuşayım ki ben? Sivrisin. Sivriyim. En çok da sana batıyorum herhalde. Yapayalnız öleceksin. Bugün okula kaçta geldin Katre? İlk ders boştu, babam bıraktı. Evden geç çıkınca da ikinci dersin başını kaçırmışım. Hmm. Bugün ders kaçıran yarın vergi kaçırır. Tuhaf bir öngörü. Bir derse girmedin yani. 11 gibi okula geldiğini varsayıyorum. Zaten yarım saat okula girişin. Bahçede ayaküstü 3-5 sohbet, komiklikler, şakalar. Sonra zil çaldı, sınıfa doğru yürüdün. Birinin çantasını boyadın, arıza çıktı, itiş kakış. Sonra öğretmenin seni benim odama getirdi. 28 dakika. Katre bugün 28 dakika ders yapmışsın. Yani başka bir deyişle tam 28 dakika sorun çıkarmadan dayanabilmişsin. Hocam, siz bunu şimdi mi hazırladınız yoksa ben odaya gelirken hesaplamış mıydınız? Sırıtma benim karşımda öyle taze ot görmüş kancık sıpa gibi. Bir gün uzaklaştırmam var. Eşyalarını topla doğru evine. Pazartesi günü de aklını başına topla öyle gel okula.
müdür odasını mı arıyorsun? Ya yok, ben aslında ön bahçeyi arıyorum da yolumu kaybettim. Bu okul labirent gibi. Koridorun sonunda merdiven göreceksin. Oradan in, bahçeye çıkarsın. Spor salonunda Ferman'la konuştum, numarasını aldım. Adam avcumun içinde. Bundan sonra ite it, köpeğe köpek muamelesi yapacağım. Bu akşam o partiye gidiyoruz kardeşim. Şu yemek işini bir halledelim de önce. Ondan sonra üstümüzü falan değiştiririz. Yani partiye üniformalarla gidecek halimiz yok. Gerçi müdür ithal diyor bu üniformalar ama. Ne? Nereden ithal? Çin'den mi? Katri uzaklaştırma aldı. Biriyle kavga etmiş okulda. Babam artık asla izin vermez bizim evden çıkmamıza. Parti tamamen yalan oldu. İtalya'dan. Ne? Üniformalar. Ya yo, hayır. Bir su bak, yalan olmadı. Ben bir şekilde çözeceğim bu işi, tamam mı? Bana güven. Savaş, gel bana. Çözeceğim, söz. Ferman, Ferman. Katri'yi bu akşamki doğum gününe davet et, al sana 300 lira para. Beni parayla satın alamazsın. Ciddi misin ya? Yani bu kadar parayla satın alamazsın. 3000 istiyorum, eşit. Ya bir siktir git lan. Senin okulun en efsane partisine davet ediyorum, beğenmiyorsun. Üstte para teklif ediyorum, yine beğenmiyorsun ha. Lan sen nereye yatıyorsun, ne para göz bir herif çıktın sen ya. Dengesiz manyağın teki çıktı ya. Savaş, şu Egemen'in verdiği zarfı. Ne? Delirdin mi oğlum sen? Ne güzel postayı koydun Ferman'a. Şimdi niye benden Egemen'in parasını istiyorsun? Ya tamam, postayı koydum. Bitti gitti daha. Ne yapayım? Ne istiyorsun ya? Bu saatte daha işini mi bulacağız ya? Versene şu zarfı. Ne olur. Olmaz. Partinin yemek parası o. Ya Savaş, yalvarırım ya. Ne olur diyorum kardeşim. Bir bana güvenir misin ya? Yemek işi bende. Yemek işi bende. Ne olur diyorum ya. Ne olur. Hadi. Hiçbir yok. Ne yapıyorsun? Gizli iş mi çeviriyorsun? Ne haber Deniz? Akşam partiye geliyor musunuz? Ya Tunç, oyalama bizi. Çok işimiz var. Hadi. Hadi. Deniz! Bu kızı nerede bulurum? Merhaba. Merhaba. Adım Ferman. Katrin'in sınıf arkadaşıyım. Bugün bir problem olmuş herhalde. Ben... Erken gelmesi gerekiyormuş da, ben ödev notlarını getirdim. Katri odasında. Bir bakayım. Ödev yok dedim ya baba. Yalnız sen yolunu bayağı kaybetmişsin. Adım Ferman. Şeyinize yeni başladım. Bugünkü doğum günü partisine seni davet etmek için geldim. Yani yılın son partisi. Bence kaçırmak istemezsin.
Yalnız sen şu an odamda olduğunu farkındasın değil mi? Bunları sen mi çizdin? Ha, evet. Dünya haritası çizmeyi 9 yaşımda öğrendim. Bugünlerde de gözüm kapalı çizmeye çalışıyorum. Bu arada Egemen'e gelmeyeceğim. Egemen? Ya şaka mısın sen ya? Daha benim davet ettiğim partinin kime ait olduğunu bilmiyor musun? Bak, partiye gelip gelmemen benim umurumda falan değil. Bir iddiaya girdim. Eğer seni partiye gelmeye ikna edersem Ezi'nin biri 3000 lira verecek. 3000 lira mı? Evet. Bir şartla. Buradan ön bahçeye atlarsan gelirim. Ciddiyim. Sen manyak mısın? Buradan ben nasıl atlayayım? Manyak? Üçüncü kattayız. Farkında mısın? Burası 5 metre falan var. İyi. O zaman gelmiyorum. Tamam gelme. Allah Allah. Gelmiyorum. Tamam gelmezsen gelme. Neyin şeyini yapıyorsun? Katre. Babam. Katre. Harbiden atladı ya. Ne? Söyle bakalım nasıl halledecekmişsin yemek işini? Alişan'ın çalıştığı otele gideceğiz. Bu saatten önce o çözer işimizi. Ha? Şimdi gelecek bana bir suyu soracak. Bizim aramız iyi ya hani. Aklınca beni davet edecek, ağzımdan laf alacak. Burucuğum ne haber ya? Egemen ne haber? İyi kardeşim, keyfin yerinde mi? İyi. Akşam yemeği sen de hallediyorsun değil mi? Tabii canım, o iş bende aşk olsun lafım olur. Adamsın. Kanka, akşam tıktım tıktım oluyoruz. İpini koparan mesaj atmış. Ben de gelebilir miyim? O da gelebilir mi? Şu da gelebilir mi? Ben de geliyorum, o da geliyor, şu da geliyor, bu da geliyor. Oh. Herkes orada. Büyük eğleniyoruz, büyük kopuyoruz. Yalnız senden tek bir ricam var. Geç kalma. Süper. Çok iyi. Akşam kopuyoruz o zaman. Ya kopuyoruz ne ya? Birkaç ay üniversiteli olacaksın Savaş. Büyü biraz ya. Ferman merhaba. Her şey yolunda mı diye aramıştık. İyi yaptın. Hiçbir problem yok. Şöyle ki o partiye kesin gidiyoruz. Evet. Sen benden haber bekle. Güzel. Sorun yoksa sevindik o zaman. Bol şans. İnanmıyorum sana. Gerçekten inanmıyorum sana. Yahu arkadaşının çantasını boyamak ne demek oluyor? Ay boyamadım. Ruso sunumunu dinlemedi. Saçma sapan yorumlar yaptı. Ben de dersten sonra arasın diye. Katre. Baba sonra konuşsak olur mu? Tamam bunu sonra konuşacağız. Teşekkürler. Çıkart şunu. Bu akşam konuşacağız. Bu konuşmada büyük baban da olacak, babaannen de olacak. Ailecek konuşacağız. E babacığım az olmuş. Böyle kuzenleri de çağırsaydık ya. Her şey sana şaka gibi geliyor. Ya bugün beni müdür aradı. Beni müdür aradı. Ve bir daha tekrar edersen disiplin cezası alacağını söyledi. Babacığım, hani sen danışmanların görüşünü önemsemiyordun? Katya saçmalama. Danışman başka, müdür başka. Tamam, bu akşam konuşamayız. Neden? Çünkü... Çünkü ben bu akşam Egemen'in partisine gidiyorum. Nasıl ya? Hani sen partiye gitmeyecektin? Ya okulda Birsu'yla konuştuk. Lise hayatının son partisi ve gitmeyi çok istiyor. Sen de birlikte giderseniz izin veriyorum deyince. O sen okuldan uzaklaştırma almadan önceydi. Baba, bir kural koydun. Beraber gidersek gitmemize izin vereceğini söyledin. Ve sen de bir söz verirsen. Tutarım. Benim gitmem lazım, arkadaşım olmuş. Ama kızım, iyiydi. Erken ya. Ferman bir dakika. Partiye gitmeye karar verdim. Bana bir özür borçlusun.
Camdan aşağı attım, ben ölebilirdim orada. Deli misin sen be? Sana elim bile sürmedim, kendin atladın. Hem hırsız gibi girmişsin eve, tanımıyorum bile seni. Geliyor musun yani çift partiye? Evet ama paranın yarısını istiyorum. Madem iddianın başrolü benim, ödülü de bölüşürüz. Tamam, anlaştık. Yalnız daha erken. Erken? Yani benim akşama kadar bir işim yok. Okuldan kimseyi de tanımıyorum. Eğer istersen biraz vakit geçirebiliriz. Yani istersen. Düzgün kullan şu arabayı. Ya araba kullanmayı senden öğrenecek değilim kardeşim ya. Sen hayatında 3 kez araba kullandın. Ha, otel girişinde ters o bir durum olursa top sende. Ne yapayım? Doğaçlama yap, dikkatleri dağıt. Savaş Gencay, İstanbul Üniversitesi tanıtım günleri... Bu ne ya? Telefonumu alabilir miyim? İstanbul Üniversitesi tanıtım günleri diyor. Hayır, ben İzmir'de okuyacağız sanıyorum. Beraber ev tutacağız falan, hani konuştuk 1000 kere, plan yaptık ya. Sana söyleyecektim. Ben emin değilim, İstanbul'da kalabilirim. Kışın annem hastaneye yatarsa yalnız bırakmak istemiyorum. Abi çok çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi ya. Çok iyi, çok iyi, bravo. Bravo, acaba benim ne zaman haberim olacaktı bütün planlarımızın içine ettiğinden? Deniz, abartıyorsun. Daha hiçbir şey belli değil. Ya öyle, öyle. Bir şey söyleyeyim mi? Öyle kardeşim. Her şey belli. Yani an itibariyle bütün planlarımızın içine ettin. Rota oluşturuldu. Çıkmaz sokak. Biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Buyurun. İnsanlar tanrı olsaydı kendilerini demokratik yönetebilirlerdi. İnsanlar tanrı olmadıklarına göre mükemmel bir devlet insanlara göre midir? Jean-Jacques Rousseau. Ne yapıyorsun? Doğaçlama. Burası personel girişi. Evet, biz bir arkadaşımıza bakmak için gelmiştik. Bir arkadaşımızı soracaktık. Alisa? Evet, Alisa. Alisa! Savaş? Sizin ne işiniz var burada? Ya hepimizin bir arada olacağı son parti bu. Egemen büyük organizasyon yaptı. Ya deve kuşu bile var diyorlar partide. O derece bir parti yani. Ya hem birisi de gelecek. Ya benim için çok önemli. Senden tek isteğim mutfakta yaptığınız yemeklerin birazını kimse görmeden almak. Almak derken? Çalmak. Ya mevzu içeride kalmak. Sen bizi mutfağa sok, girişi bizde ya. Tatlım, siz reşit değilsiniz. Çalışma izniniz yok. Yani... Dolayısıyla bu söyledikleriniz imkansız. Bakın zaten benim çok işlerim var. Müdür de gelir birazdan. O yüzden... Bir de kendinden emin emin Alisa çözer işimizi diyorsun. Ya ne eminim, ne yapayım? Alişa. Alisa. Şimdi bir tadına baksana. Burada bozukluk var sanki ya. Ya müdür bey, ben bunu yiyemem. Yani biliyorsunuz. Laktoz, intoler. Kimlerle çalışıyoruz ya? Sen kimsin? Sen bak bakayım şunun tadına nasıl olmuş. Bak bak. Bak şuna, tat bakayım şunu. Sorun kıvamında. Olması gerektiğinden biraz sıvı olmuş. Sen aşçı mısın canım? Yok, hayır. Ama küçükken anneme mutfakta hep yardım ederdim. Tüler teyze dünyanın en iyi kekini yapardı. Bunlar kim ya? Mahalleden arkadaşlarım. Efendim, biz yani günlük bir iş arıyorduk. Yani mutfakta size yardımımız dokunursa eğer... Bu çocuk mutlaka işe yarar. İkiniz de reşilsiniz değil mi? Kapıya gidin, isimlerinizi yazdırın. Sonra mutfağa gidin, başlayın. Hadi hop. Yani... Vakit geçirelim derken böyle bir şey kastetmemiştim ama olsun. Kan vermek de sağlıklı bir şeymiş. Ya ben düzenli geliyorum. Kafe gibi bir yer oldu benim için burası. Ama sen sıkılmış gibisin. Tutayım seni.
Ya sen hep böyle misin? Nasılmışım? Böyle hırçın ya. Geçmiş olsun Katre. Şimdi 5 dakika otur derim de oturmayacaksın zaten. Şu kamu... Biliyor musun? Bazen çok sakin oluyorum. Hatta saatlerce konuşmadığım bile oluyor. Hoşça kal. Ne zaman mesela? Bazen çok sakin olurum dedin ya. Nerede mesela? Masal Müzesi'nde. O da düzenli gittiğim diğer yer. Ama bu aralar ana yolu kapattılar. Arabasız zor oluyor gitmek. Fehmiye mi gidiyorsun? Fehmiye'yi biliyor musun? Biliyor musun derken? Bütün bir yaz orada çalıştım ben ya. 3 sene falan oldu. Ciddi misin sen? Onlar sadece bir plastik parçası. Dışarıda ondan milyonlarca var. Oyuncak ayıyla oturuyor ya. Bu ne? Bir kara getti. Ha ha. Bu sonun ikiyidir. Kovboy kız Jesse. O onu artık yani. Kovboy kız ha? Onlar yok bende. Yani Robocar falan vardı en son hatırladığım. Bir şey söyleyeceğim. Saat 5'e geliyor. Partiye gitmeden önce uğrasak mı? Ne dersin? Bilmem yetişebilir miyiz? Araban var mı senin? Öğretmen otoparkına bırakmıştım. Sen bekle de ben alayım geleyim. Ehliyetin mi var senin? Öğretmen otoparkı falan. Hey sen kaç yaşındasın acaba? Orasını hiç sorma. Katre? Senin ne işin var burada? Egemen'in partisine geleceğim de onu söyleyecektim sana. Nasıl yani? Sen partiye gelecek misin? Ya herkesi bir arada görebileceğim son ortam. Yıllardır da ahını aldığım bir sürü insan var biliyorsun. Kendimi affettirmek için bir fırsat işte bana. Neyse ben kaçıyorum. Birkaç işim var. Akşam Egemen'in partisinde görüşürüz o zaman. Müdür geldi arkadaşlar, toplanın. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Evet. Arkadaşlar, burayı hiçbir yerle karıştırmayın. Karıştırmayın. Hepinize ayrı ayrı söylüyorum. Bu akşam çok önemli misafirlerimiz olacak. Ben hayatım boyunca hiçbir etkinlik seçmedim. Kimseyi küçümsemedim. Niye? 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 Çünkü gastronomi çok zor bir iştir. Herkes yapamaz gastronomi. Nedir o? Bize niye anlatıyor? Bir şey mi dedin canım? Ben? Yok sen. Bir sorun mu var? Yok, sorun yok efendim. Peki çalışırken bir sorun çıkarsa nasıl davranırsın? İlk tepki ne olur? Yani şu an bir sorun olmadığı için çözüm düşünemiyorum. Önce bir sorun çıkmasını beklerim. Sonra çıkan soruna göre hemen bir çözüm bulurum. Yani zaten benim genel olarak olaylara yaklaşımım budur yani. Yani bir bakış açısı. Yani bir bakış açısı gibi düşünebiliriz. İşe yeni başlayanlara sesleniyorum. Otelde etkinlik oldu mu, zaman kavramını unuturuz biz. Unuttuk. Günde 24 değil, 25 saat çalışırız. Anlaşıldı mı canım? Evet. Bu arada bana yakın çevremde dayı diye hitap ederler. Siz de o şekilde bana seslenebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, daha fazla sizleri işlerinize alıkoymayayım. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Pastalar bizi bekler. Biraz garip biri işte. Çok takılmayın. Hadi şunları bitirelim. Ne haber Birsin? İyiyim. Senden ne haber? İyiyim ben de. Egemen'e geliyor musun? Geliyorum ya galiba.
Kantine gidiyorum, gelsene sen de. Kahve falan içeriz, sohbet ederiz. Hadi gel gidelim. Pardon. Kimse var mı? Alo. Yardım. Açılmıyor kapı. İçi yok. Olmuyor. Pardon. Alo. Alo. Ya pardon, bir bakar mısınız? Ne olur ya. Olmuyor. Çekiyor. Çekiyorum. Şey gibi. Kış kış bana yapıyorsunuz. Ne yaptınız bana ya? Öyle mi yap dedim. İteceksin dedim. Şöyle yapıyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben itip çektim. Ne yaptın sanki? Kapıyı kırmış mal. 28 senelik meslek hayatımda sezilerim hiç yanıltmadı beni. Bahçede gördüğüm an dikkatimi çekti. Tırışan, etrafı meraklı bakışlarla süzüşün falan. Farklı bir şey vardı sende. Farklı bir şey? Bir sorun çıkaracağım belliydi. Sonra o yanındaki çalışanla fısır fısır konuşmalar. Hazır cevap adı altında ukalalıklar. Arıza bir tip olduğunu artık emin olmuştum. Ve şimdi cam kapıyı kırdım. Çok özür dilerim efendim. Bana yakın çevremde dayı diye hitap ederler. Özür dilerim. Dayı. Kimliğini alayım. Kimlik. Burada bir yerde olacak. Sabah ben aldım eminim de. Nereye koydum? Orada. Kimlik orada. Orada işte. Ne yapıyorsun canım? Dayı bunlar. Açamı çekeceğim, yukarı mı çekeceğim belli olmuyor. Bu kapıları yaptırmak lazım yalnız. Kimlik. Kimliği ver kimliği. Geç kaldın Katri. Kapattık. Hadi ama Erkan abi, bir tur atıp çıkacağız. Sen kimsin? Ferman ben. Yaz tatilinde burada çalışmıştım. Bir iki üç sene oluyor siz, tam o yüzden şey yapamadınız. Bütün kapıları kilitli. Bir tane açık ışık görürsem senden bilirim. Tamam, bu iş bende. Ben çözdüm seni. Olayını biliyorum yani. Neymiş benim olayım? Anlamlı olan her şeyi anlamsızlaştırmaya çalışıyorsun. Bu şekilde kendini koruyorsun. Bunu pek anlamadım. Hani sen şimdi böyle gizemli takılıyorsun ya. Hani okulun hırçın kızısın ya. Ama bence kimse seni gerçekten tanımıyor. Vay be. Demek çözdün beni.
Yalnız biz seninle tanışalı 2 saat falan oldu. Bayağı tribe girmişsin sen bence. Yani öyle demek istemedim. Seninle ilgili izlenimi söylüyorum sadece. Neymiş benimle ilgili ilk izlenimi? Bu hırçın kız olayıyla o kadar meşgulsün ki... ...ne kadar emsalsiz olduğunun farkında bile değilsin. Reşit olmadığını neden söylemedin bana? Hı? Artık bu otelde çalıştıramam ben seni. Kapıyı da kırdın. Ne yapacağız yani şimdi seni? Şimdi nereden başlasam, nasıl anlatsam bilemedim. Benim bir işe ihtiyacım vardı. Borcu mu var? Evet, sayılır. İllegal şeyler mi? Yok yok. Çok öyle bir şey değil. Ya benim eski bir kız arkadaşıma ben borçlandım. Yani benim tek istediğim onun beni sevmesi ve hayatta önemli bir şeyler yapabilmekti. Bizim mutfakta kazanacağın parayla mı yapacaksın o şeyleri? Ya kazandığım parayı asla küçümsemem. Asla. Polis aramayı düşünüyorum. Efendim. Dayı. Ne olur bakın beni ele vermezseniz sizi hayat boyu unutmam. Bakın ben bu sene üniversiteye giriyorum. 10 sene sonra çok önemli bir menajer olacağım. Ya siz de muhtemelen bu otelin sahibi falan olursunuz. Benim ileride müşterilerim gelecek yurt dışından. O 7 yıldızlı otelde kalmak isteyecekler. Ben hayır diyeceğim. Sizden bahsedeceğim onlara. Dünyanın en güvenilir otel sahibi diyeceğim. Lafı yediye oturttuktan sonra hani o 7 yıldızlı otelde kalırız muhtemelen ama önemli değil. Ya ben sizi hayat boyu hiç unutmam dayıcığım. Bu kapı bana çok pahalıya mal oldu. Akşam herkes çıkınca 2 saat fazla mesai yapacaksın ve yemekleri yetiştireceksin. Ben de seni polise vermeyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam çık. Arkadaşlar dayımın işi çıktı. Akşam dönecek. Gel. Kolay gelsin. Ya arkadaşlar bu tabak hala kirli ya. Kirli bu tabak hala ya. Ya arkadaşlar herkes işini düzgün yapsın. Bakın. Bakın adamı dolduruyorsunuz. Adam bana patlıyor ya. Ya ben akşam 2 saat fazla mesai yapacağım burada. Bir enayi biz miyiz burada ya? Ne yapıyorsun? Ya cam kapı patladı. Bir su telefonunu açmıyor. Ya partiye de gidemiyorsak gidemeyelim kardeşim ya. Vallahi savaş ya da savaş olmuyorsa olmuyor. Bana ne ya? Deniz. Ya kardeşim sen hiç karışma. Ne olursun hiç karışma ya. Sana akşam partide hayırlı işler, bol güneşler. İstanbul Üniversitesi'ne mi kaydoluyorsun? Artık bastına mı, vankavura mı ne istiyorsan yap. Umurumda değil abi. Anacığının dizinin dibinden de ayrılma. Hastalık hastasısın sen. Deniz sus artık. İlk tur bitti. Yardım et de şu artan gretenleri arabaya taşı. Nasıl ya? Ciddi misin? Geriye kaldı 15 tabak. Yalnız benim 8 olmadan arazi olmam lazım. Müdür dönecek. Hacı abi. Bir problemimiz var. Araba çalışmıyor. Bunu babam oldtimer diye almış, külüstür çıktı anasını satayım. Hep böyle yapıyorum. Yani her şey yolunda giderken bile kötü bir şey olacak diye bekliyorum. Yani şu an çok güzel bir an ama yine de canım yanıyor. Belki de geçmişe fazla takılıyorumdur. Katri.
Bence hayatında güzel giden şeylere odaklan. Egemen'in partisine gideceğiz. Sonra okuldan mezun olacağız ve güzel günler gelecek. Bazen de kötü günler. Benim hayatımda da her şeyin güzel gittiği söylenemez tabii. Yani bu hayatta mutlak mutluluk diye bir şey yok Hatice. Annem öldüğünde uzaklaşmak istedim. Ya babam da zor günler geçirdi biliyorum. Yani Birsun'un şımarık halleri, benim agresif tavırlarım. Ona hiç destek olamadık. Saçmalama. Kaç yaşındaydın o zamanlar? 14 mü? Yani haksızlık etme diye diyorum yani kendine. Evet yani küçüktük. Ya gitmek istiyorsun ama nereye gideceksin ki? Evden uzaklaşmak için birinin senin evlatlık falan alması lazımdı. Yok artık yani. Hayır zaten. Her Allah'ın günü kavga eden bir kız çocuğunu kim evlat edinir ki? Ben evlat edinirdim seni. Baban olmak istediğim için demedim tabii o. Ay sus lütfen. Ama istersen artık uzaklaşabilirsin. Mezun oluyoruz. Artık gitmek istemiyorum. İstanbul'da okuyacağım. Belki Erasmus'a falan giderim. Yani üniversitede düşünmek için çok zamanım olacak. Bir şeylere karar vermek kolay değil. Düşünmek için zaman gerekli. Evet. Haklısın. Partiye az kaldı. Arabayı ne yapacağız? Sen onu duymuş muydun? Yani arabayı sokağa kadar itmemiz gerekiyor. Sonra da vurduracağız. Filozoflara karşı çıkan bir filozof. Yani doğaya dönük bir atılım gibi düşünebilirsin. Mesela ben vampirlere inanmam. Ama hayatlarındaki kolaylıktan ötürü belli noktalarda onlara kıskandığım doğru yani. Deniz, müdür geldi. Saat 8'de geleceğim demişti. Ne bileyim, erken gelmiş. Hadi seni görmeden kaçalım. Tamam, tamam. Siz gidin masadaki son tabakları alın. Ben hallederim. Tamam. Ya sen harikasın. Hadi çok eğlen. Kolay gelsin. Saat 8'de hazır oluyorsun, telefonlarımı açmıyorsun. Saat 8 olmadı farkındaysan. Hazırlan, yarım saate seni almaya geliyorum. Yılın partisine gidiyoruz. Aç lan, önümü göremiyorum ya. Ya ben mi söndürdüm, açayım. Sensör var. Ya tamam, hopla zıpla bir şey yap ya. Deniz. Kaçmıyordun umarım. Yok kaçmıyordum efendim. Dayı, kaçmıyordum dayı. Vallahi savaşın mesaisi bitti. Ben de mutfakta bunaldım diye öyle bir hava alayım diye aşağı indim ya. Ben de çok bunaldım mutfakta. Krakerler bitti mi? Bitti bitti. Bir tek sandviçler kaldı. Onları da benim odada bitti. Nasılsa 2 saat daha bizimiz. Tamam geliyorum, tamam. Ben kalıyorum abi o zaman. Sen git bari yemekleri yetiştir hadi. Ya emin misin? Evet evet eminim abi hadi. Ya ben böyle gidiyorum ama hayatımda 3 kez araba kullandım. Ya saçmalama oğlum lan, iyi kullanıyorsun. Hadi hadi.
aile olmak insanların üzerinde önemli durması gereken bir durum. Cümle, kelime, hayatın ta kendisi. Bu sene öyle hızlı geçiyor ki, zaman öyle hızlı geçiyor ki. Tuhaf oldu ya. Yani herkes çıktı. Yan tarafta hayvan gibi mutfak var. Ben böyle ofiste sandviç yapıyorum. Her şey ne kadar hızlı olup bitiyor değil mi Deniz? Dünyanın hızına hiçbir şeyine yetişemiyor. Aa, manyak karı. Resmen buraya geldi. Kim geldi ya? Zeynep. Zeyno. Anlat bakalım Hasan Bey. Böyle konuşup konuşup kaçmakla olmuyor. Neyi anlatacağım ya? Senin Hasan ya, he? Evli olduğunu bana ne zaman söyleyecektin? Katre geldi mi kızım? Ne bileyim baba. Bekçisi miyim ben Katre'nin? Yok yani bugün bana beraber gideceğinizi söyledi partiye. Ha bak. Kuralı biliyorsun. Ya beraber gidersiniz. Biliyorum ya... baba, biliyorum. Ne dedim ben şimdi? Ne dedim ki? Dur dur, ben tane tane soracağım. Tane tane soracağım. Bir, biz tanıştığımızda evli miydin? İki, bana hediye ettiğin kolyeyi aslında karına mı almıştın? Üç, tatile gidelim derken benimle dalga mı geçiyordun? Dört! Yeter! Yeter ya, yeter yeter. Boğdun beni, boğdun. Yıllarca bana baskı yaptın ya, nefes alamıyorum. Ha? Nefes alamıyorum. Ha? Alamıyorum ya. Alamıyorum, alamıyorum. Evet, evet. Seninle tanıştığımda evliydim ben. Ama boşanacaktım. Seninle belki bir hayatım olur falan diye düşündüm. Nafile. Şimdi ne düşünüyorum biliyor musun? Boşamak falan istemiyorum ben. Sıkıldım. Yine lanet olsun! Ay! Esas lanet olsun benim seni tanıdığım güne. Bak ben var ya. Abla gözünü sen... seveyim nedir ya? Sen sus! Ne oluyor burada? Kaç kişisiniz lan siz? Nereden çıktın sen? Artık gitsek diyorum. Yetişmemiz gereken bir doğum günü partisi var. Gidelim ya. Arkadaşımı almaya gelecek seni. Evet. Hı. Erkek mi? Ya baba? Ya Katri'yi merak ettim. Gelmedi hala. Mekanda mı buluşacaksınız? Yüzündeki ne? Babacığım. Hı. Bak bu Egemen'in numarası. Bu da adresim. Ben tüm gece bu adreste olacağım. Katri de yoldadır. O da bu adreste olacak. Tamam mı? Yani bana güvenmen için daha ne yapabilirim gerçekten bilmiyorum. Ne haber Büşsu? İyiyim sen? İyiyim ben de. Partiye gidiyorum, annem bırakacak. Geçerken seni de alalım dedik. Tabii başka planın yoksa. Bir saniye. Hadi gidelim. Direksiyona ben geçseydim ya. Kusura bakma, arabayı sana veremem. Yetişmemiz gereken bir parti var. Merhaba Tekin amca. Merhaba Deniz.
Ben bir Hüseyin almaya geldim. Egemen'in doğum gününe gideceğiz. Bir su çıktı. Nasıl ya? Yalnız mı gitti? Bir arkadaş almaya geldi. Erkek mi? Peki, iyi, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir su? Arkadaş almaya gelmiş. Egemen şerefsiz özel araçla aldırmıştır kesin. Ne oldu şimdi? Parti yalan mı oldu? Tabii ki hayır. Yemekler bizde oğlum. Hadi gidelim de kurtaralım şu partiyi. Yanlış yaptım soru geldi. Yani şimdi bunun yarısı. Helen haber? Benim kardeşim Katre'de gelecek. Katre Mimoza. Listeye ekler misin? Teşekkürler. Okuldaki herkesi tanıdım. Liselerden bahsediyorum. Yeni başlayan liselerden değil. Tanımadıklarım da beni tanıyor. Egemen zaten çocukluk arkadaşım. Yani beş kişiden biridir. Sürekli görüşürüz. Öyle diyeyim sana. Herkes sanırım. Sen ben mi adam? Hepinizi çok seviyorum. Ben bugün 18 yaşıma girdim. Ve bir daha 18 yaşında olmayacağım. 18'den sonra ne olacak onu bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki bu yaz bir daha gelmeyecek. Ve bu gece bir daha yaşanmayacak. Çok gülün, çok eğlenin. Ve bu partinin hakkını verin. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? O zaman Egemen'in partisi başlasın mı? Hadi! Burada bir oyun var. Tunç, ben bir Katre'ye bakacağım. Birkaç saattir ulaşamıyorum. Sen çantama bakar mısın? Tabii. Sağ ol. Var mı? Gel. Yürü. Arkadaşları görsün. Alo? Sen kimsin? Azrail. Evet. Oluyor lan orada. Arkadaşlar, bir kişiye daha ihtiyacım var. Ne yapıyorsun sen benim telefonumla? Efendim baba. Ben içeri girerim, gelirsin sen. Parti nasıl geçiyor? Ben aslında Katri'yi merak ettim. Geldi mi? Gelmedi baba. Katri nerede bilmiyorum ayrıca. Ben sana fotoğraf atayım mı? Bana güvenmen için. Belki bu gece beni rahat bırakırsın ha? Yok, ben seni böyle rahatsız etmek için şey yapmadım. Ben senin canı mı sıkın? Hadi babacığım. Kapatıyorum ben ha. Görüşürüz. Görüşürüz evde. Of. Arkadaşlar, bahsettiğim oyun bir hafıza testi. Lise hayatımıza dair hatırladıklarımızı test ediyor. Geldi. Yok mu böyle bir gecede cesaretini kanıtlamak isteyen? Yok mu haftalardır, hatta aylardır bu partiyi bekleyen biri? Ya arkadaşlar, yok mu şöyle yürekten seven biri? Ben varım, ben... Bravo be! Bravo, gel buraya! Getirin onu buraya! Gel buraya! Gel! Neye varsın oğlum? Ya varım işte ya. Evet, bir moda daha ateşe alalım. Güzel, güzel ceket bro. Teşekkürler bro. 3'te 3 oldu. Bu oyunun sonunda partiye oradan inmek de var, buradan bizim gibi gitmek de var. Hazır mısın? Bir alkış daha alalım buradan. İlk sahne başlıyoruz. Evet, ilk soruma geliyorum. Geçen sene okulun kütüphanesinin dolabında kilitli kalan arkadaşınız kimdi? Aradığımız kişiye şu an ulaşılamıyor galiba. Bir adım alalım bakalım seni. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Savaş, gelsene. Diğer soruma geçiyorum. Bu olay bir yerel gazeteye çıktı. Kesinlikle bugün bir farklılık var sende. Lüks bir otelde otel müdürünü yokladın da. Evet, bugün bir farklısın sen. Okuldaki Şehnaz Hoca'yı hepimiz biliyoruz değil mi? Şehnaz Hoca'nın ilk lakabı nedir? Duduma. Yanlış! Alkış! Yanlış! Duduman değil ya. Duduman nereden çıktı? İperi yok.
Baba, kim taktığını bilmiyoruz. Sorumuz o değildi. Ama neredesin sen? Kaç saattir ulaşamıyorum sana. FM'deydim. Telefon çekmiyor. Evet, yeni sorumuza geldik. Sene 2015 Mayıs ayı. Ferman, bugün okula başladı. Ha, bütün gün beraberdiniz yani. Okul bahçesinde bir donla duş alan kişi... Kaç abim, sana bir şey söylemem lazım. Gelsene. Ya bırak şimdi. Buraya gelmek için o kadar uğraştın. Biraz partinin tadını çıkarsana. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Üstü neredesin? Bekliyorum bir saattir. Bir adım aşağıya alalım seni. Canım, sana hesap mı verecek bir de? Evet, yumurta kapıya dayandı. Son soruya geldik. Babamın bu çiftlik evinde bir hayvan beslediği söyleniyor. Artık dedikodu mu, gerçek mi, bunu kimse bilmiyor. O hayvan nedir? Ya çok bunu biliyordum ya, eminim. Çok net bilinmişim. Çok eminim. Çok net biliyordum bunu ya. Deve. Kuşu. Arkadaşlar, yolun sonuna geldik. Hayvan tabii ki de deve kuşuydu. Kocaman, yüksek bir alkışla zirveye alalım mı arkadaşımızı? Bravo be! Dikkat et, düşme diyeceğim. Nasıl olsa düşeceksin şimdi. Vallahi basamakları hızlı hızlı çıktın. Kariyerin böylesi. Bir ondan geriye sayalım mı? Bir moral olsun be. Ha? Bir ondan geriye sayalım. 10, 9, 8, 7. Altı, beş, dört, üç, iki. Ya arkadaşlar, evde de deve kuşunun olduğunu kimse inanmıyor herhalde, değil mi? Kanki, iyi misin? Hadi partiye! Ben yiyecek bir şeyler almaya gidiyorum. Bir şey isteyen var mı? Ah, aşk var mıdır? İyilik, mutluluk var mıdır? Kumpir var. Bir de bizim hardallı krakerlerden. Sadelik, acısız bir dünya. Sonsuz bir mutluluk. Kalp emojiler? Evet, ben gideyim o zaman. Hardallı kraker. Savaş. Tuvalet nerede? Tuvalet nerede? Ne bileyim oğlum, ben de bilmiyorum. Üst katta 1500 tane oda var, gel çıkalım.
İsu. Ya bu evde çok tuhaf şeyler oluyor. Söylenenler doğruymuş. Banyoda deve kuşu var. Ya Deniz, ben sana nasıl teşekkür edeceğim ya? Senin sayende Egemen'in partisini kaçırmadım. Ya harikasın. Ya. Deniz! Ne oluyor? İşte ya. Ben yani iyi sanıyordum, iyi anlaşıyoruz sanıyordum. Ya gelmeyi çok istediğim partideyiz işte. Müzik çok güzeldi, tepemizde ışıklar var. İstemiyor musun? İstemiyorum! Ya sen terastan atladın, banyoda deve kuşu var diyorsun. Çok tuhaf davranıyorsun. Biz en iyisi partiden sonra konuşalım. Hayır. Ya sene başından beri aklımdasın ya. Ne olur, ya bazen koşuya çıkacaksın diye ben sizin evin oradaki parkta takılıyorum. Tişörtlerin çok güzel. Tarzın çok güzel, bak bayılıyorum her şeye. Her şeyin çok güzel. Ya bazen o kadar güzel gülüyorsun ki. Savaş'a sor istersen, bak ona her şeyi anlattım. Ya okul bitiyor. Birkaç ay hepimiz başka yerde olacağız. Ya sen niye acele ediyorsun? Bak önümüzde koca bir dönem var. Ben şu an konuşmak istemiyorum. Okulda konuşuruz, yazın konuşuruz, sonra konuşalım. Ya bir sus, seni seviyorum çünkü. Ben bir katreye bakayım. Ya senin böyle bizim okulda böyle zengin gibi takılan ama ailesinden utanan böyle fakir bir kızın var mı? Tamam dedim, araba kaldı, gidemeyeceğiz yani. Gelemiyorduk zaten. Sen kurtardın bizi. Bu arada çok iyi araba kullanıyorsun diyeyim sana. Unutmadan İyi işte ortak. Katre. Babamla konuştun mu hiç? Ben bir yarım saattir haber alamıyorum da. Annem almaya gelecek birazdan. İstersen seni de bırakalım. Saat geç oldu. Biz beraber döneceğiz tatlım. Dert etme sen. Katreciğim, bakıyorum da yanındaki arkadaşlarınız çok iyi. Oo, Deniz de buradaymış. Yalnız sabah okulda bayağı sıkı pazarlık dönüyordu aramızda. Kaça anlaştınız en son? Parayı veren Deniz miydi? Ne parası? Kumuş. Kes sesini, zaten kafam allak bullak, bak şimdi seni tespih edizler, tövbe diye çekerim. Git. Sen ben partiye geleyim diye birine para mı verdin? Ya bir sus. Dünya senin etrafında dönmüyor ya. Ya niye her şey seninle ilgili olmak zorunda, ben anlamıyorum ya. Benim için niye bu kadar önemli olsun ki senin buraya gelmen? Çünkü beni sevdiğini söyledin. Ya seni seviyorsan seviyorum ya. Seni ne ilgilendirir ya? Seninle ne alakası var? Ne demek seninle ne alakası var? Beni sevdiğini söylüyorsun ya şu an. Evet, seni seviyorum da bu durumla ne alakası var anlamıyorum ya. Ne alakası var? Ne alakası var? Herkes duysun. Bu ferman Katre'yle takılmak için Deniz'den para aldı. Ne oldu? Patladık mı? Bir bakalım hangi şerefsiz patlattı bizi.
Babam. Estağfurullah. Bu adam Katre ile ne yapmak için para aldı Deniz? Deve kuşu! Kim saldı oğlum bunu? Oha! Su, ya ben sana söyledim. Ya Katri'yi partiye gelmeye ikna edecek bir planım var dedim. Ben her şeyi senin için yaptım. Ya ben sana git, herifin tekine para verme dedim. Nasıl güvendim ben sana ya? Nefret ediyorum şu an kendimden. Mahvet. Her şey mahvettin. Ya oğlum millet altına sıçtı. Deli gibi deve kuşundan kaçıyorlar. Siz bir şey mi konuşuyordunuz? Zekalı. Anaokulundan beri değişmedi. Kesin bir şey konuşuyordunuz ya. Babacığım, neden buradasın? Harbiden merak ediyorum, ne işin var burada? Bir dakika, bir dakika. Her zaman öyle üste çıkamazsın Katre. Bak sabah okuldan uzaklaştırma aldın. Sonra erkenden evden çıktın ve ben sana bu saate kadar ulaşamıyorum. Baba niye geldin? Sizi merak ettim. Tamam mı? Oldu mu? Hayır olmadı. Bu gece tüm arkadaşlarımızla birlikte olabileceğimiz son gece. Evden çıkarken konuştuk, anlaştık sandım. Bana güvenmen için adrese yazdım sana ve sen buraya gelerek her şeyi mahvettin. Yahu merak ettiğim için geldim. Bunun merakla falan ilgisi yok baba. Sevgiyle de yok. Bak ben seni çok seviyorum. Katre seni çok seviyor. Ama sana ulaşamıyoruz. Artık ulaşmayı denemeyeceğim. Bir su kızım bak. Bir... O para mevzunu sonra konuşacağız. Of. Öfleme bana.
partisi ve geri kalan her şey. Dirsu'nun seninle vedalaşmaması hariç. Ben partiden bahsediyorum oğlum. Bazen diyorum ki keşke köpek olsaydık. O zaman geceleri uyumamız gerekmezdi. Gezerdik. Geceleri dünya daha güzel bir yer. Ve bir su. O bir dünya için fazla güzel. Benim için de öyle. Deniz, sen bazen çok bencil olabiliyorsun. Yani düşünüyorum da bencilsin, çok bilmişsin, hatta bazen malca davranıyorsun. Ama? Aması falan yok, bazen malca davranıyorsun. Savaş, ben senden özür dilerim kardeşim. Yani cidden özür dilerim. Son zamanlarda sana bok gibi davranıyorum, farkındayım. Ya hastalık hastası diyorum, korkak diyorum. Fare dedim birkaç kez. Evet. Ya ne bileyim oğlum, işte okul bitiyor. Ya her şey sona erecekmiş, böyle boşluğa düşecekmişim gibi hissediyorum. Beraber üniversite ev tutma planları falan kurunca... öyle birden telefonumda mesajı görünce garip oldum. Garip davrandım, biliyorum. Sen benim en eski arkadaşımsın. Ailen ailem gibi. Annen dizimde uyuttu oğlum ikimiz de. Annelerin dizlerinde meme olsaydı. Başımızı koyduğumuzda başımız hiç ağrımazdı. Hiçbir şeyin bittiği falan yok. Daha önümüzde koskocaman bir dönem var. Hem okuldan sonra da görüşürüz. Bizim evlerimiz yakın. Aynen öyle. Bizim evlerimiz yakın. Peki bu gece okulda kalıyor muyuz? Planladığımız gibi. Ha? Yok ya, sen beni eve bırak. Hem çok yoruldum hem de... annem merak etmez. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Hayırdır? Yeni bir iş mi var ortak? Bir fikrim var. Paranın kendi payıma düşen kısmıyla elma ağacı alacağım. Baharda bu bahçeye ekmek için. Geri kalan kısmını da kan bağış merkezine bağışlayacağım. Katre, bugün çok güzel bir gün geçirdik. Ya inan, parayla hiçbir ilgisi yok yani. Bunu söylemek için mi geldin? Bir şey daha var. Ya bizimkisi çok iyi bir tanışma olmadı. Yani tabii tanıştık bir şekilde ama... ben diyorum ki... yarın FM'ye gidelim. Şöyle gündüz gözüyle. Hatta öncesinde elma bahçesine falan gidelim. Güneşin doğuşunu falan izleriz. İstersen burayı elma bahçesine çevirelim. Zaten babam varken başka yerde gün doğuşunu izleyemem ben. Aslında paraları birleştirirse olur galiba. Bence de etmez. O zaman yarın FM'ye gidelim ha? Ne dersin? Israrcısın yani. Bir köpek gibi diyebiliriz. O zaman gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Aşikar soruyu sormak istemiyordum ama neden Şehnaz Lisesi? Mesela ismim neden Deniz ve neden çocukluğum bu sokakta geçti? Sebepler arıyorum. Okulun bitmesine sadece birkaç ay kaldığı şu günlerde. Her köşesinde hatıram var bu okulun. Ve ben hatıralara önem veriyorum. Yıllar sonra muhtemelen bu lise binasına bir daha uğramayacağım. Ama sürekli aklımda olacak olan anılar ve eşyalar. Her şeyi geçtim, her şeyi. Modern çocukluk paradigması, gençlik aforizmaları.
Gençken dünyayı düzeltmek istiyor insan. Ve yaşlanınca gençliği düzeltmeye kafayı takıyor. En derinde neyle meşgulüz hepimiz? Anlam arayışı. İnsan olmanın doğası nedir? İnsan olmakla ilgili tutulacak en iyi yol nedir? Artık sadece ve sadece değer bilmekle meşgul olacağım. Bugünün değerini bilmek, lisenin değerini bilmek. Çünkü biten hiçbir şey tekrar gelmiyor. Ve doğan her şey bir gün ölüyor. Peki ne ara yazdın bunu? Gece okulda kaldım hocam. Biliyorum yasak ama çok önceden plan yapmıştık savaşta. Sabah kadar yazdım işte. Yani lise yıllarını birkaç sayfaya sığdırmak imkansız, hala aynı görüşteyim. Ama aklımdan geçenleri kağıda dökmek istedim. Proje ödevi olarak kabul edilirse sevinirim. Deniz geldi. Biliyorum, biliyorum. Ben Deniz'ini aldım. Çok bekletti mi? Yani 45 dakika falan. Bana önemi var ki. Ben dünle ilgili konuşmak için geldim. İşler planladığım gibi gitmedi. Benim tek istediğim senin partiye gelebilmendi. Yani işler benim de planladığım gibi gitmedi. Partiye gitmeyi çok istiyordum. Babam izin vermiyordu. Sonra kendisi geldi partiye. Ya böylece baban Egemen'in son partisini kaçırmamış oldu. Bir su kendini orada dans ederken görebilseydin keşke. Ya büyüleyiciydim. Yani herkesi büyüledim. Ya bence abartıyorsun. Ya hayır, abartmıyorum. Yani hatta bence kesinlikle girmelisin güzel sanatlar seçmelerine. Zaten seni de almazlarsa... Sen onlara para teklif edersin beni okula almaları için. Değil mi? Hayır. Seni de almazlarsa kimseyi almasınlar diyecektim. Hatta ya bölümü kapatsınlar. Kreten sever misin? Severim herhalde. Bildiğim çok iyi bir restoran var. Yani aslında otel. Nasıl yani, sen şu an beni otele mi davet ediyorsun? Yani otelin restoranına diyelim. Gidelim mi? Olur. Giderim. Gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Yani lütfen bir tane var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.